Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün karşımızda Ankara'dan Özgür Ekşi var ve gündemimiz çok yoğun. Malum dün Türkiye'nin F-16 konusundaki adımları, aynı kongreye tabii dosyanın bir tarafında da Yunanlara F-35, bize F-16, Yunanlara F-35 konusu var. Bugün Özgür Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin toplantısına katıldı. Sadece toplantıya katılmakla da kalmadın değil mi Özgür? Biraz da böyle bir kaynaklarına sordun. F-16 konusundaki çok önemli sorular var. Türkiye F-16 onayında herhangi bir şekilde NATO'nun bir dahili olacak mı? Buna bakacağız. İngiltere ziyareti var Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın. Fakat Dışişleri Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı böyle bir gündemimiz diplomasi açısından yoğun. Diplomasi açısından da bizim savunma projelerine bakarken aradan da sürpriz gelişmeler var. Özgür selam. Selamlar Tolga. Ankara'dan selamlar. Ankara çok heyecanlı. Zannediyorum Londra çok heyecanlı bu aralar. Muhtemelen Atina'da heyecanlıdır. Bir de Washington çok heyecanlı. Şimdi her şey çok iç içe girmiş durumda. Zaman zaman durup şöyle bir düşünmemiz lazım. Ne olmuştu, şimdi ne oldu, ne bekleniyor diye. Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'ya gitmişti. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Washington'a gitmişti. O ikinci defa aynı zamanda aynı yerlere gitme. Yani oldu. Biri İngiltere'de, biri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu arada beraber koordinasyon içinde. Tabii ki koordinasyon. Evet. Bu arada da Ankara'da Büyükelçi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin de açıklamaları var. Şimdi evet. Büyükelçi Andrew Büyükelçinin açıklamaları da, yani Jeffrey Flake'in açıklamaları da aslında bir önceki Büyükelçi hiç basın toplantısı yapmamıştı. Bu defa dar kapsamlı ilk defa on the record konuşma yaptı. Bu da aslında ilişkilerin düzelmeye, kamuoyuna Büyükelçinin çıkması anlamında bir gösterge. Şimdi bir önceki gidişte Büyükelçi Çavuşoğlu Amerika'ya gittiği zaman Senato'da şey kararı alınıyordu. Kongrenin almış olduğu işte Yunan hava sahasına girerseniz deniz mili 12 mil olur, şöyle olur. Bir sürü şeyler vardı. Bunların kararı siliniyordu. Çavuşoğlu gittikten sonra o kararlar silindi. Tam o sırada gitti. Yani o sırada da... çok özür dilerim. Lafını bölüyorum ben daha iyi anlatmak üzere. Bizim F-16'lar verilirken şöyle bir iddia vardı. Yunan hava sahası 12 mile çıkar. Türkiye uçaklarını Ege'ye aldığı F-16'ları çıkartamaz. Tabiri caizse Suriye sınırından burnunu çıkartamaz gibi şeyler vardı. Bunlar çıkartıldı bilgisini verdi. Doğru. Orada bir wording'e bir şey söyleyelim. Aslında 12 mil demiyordu. Onu şey olarak söyleyeyim. Diyordu ki Yunanistan'ın iddia ettiği, savunduğu kara sularında Türk uçakları uçamaz diyordu. Bu zimni olarak, üstü kapalı olarak Amerika'nın Yunan tarafında durduğu anlamına geliyordu. 12 mil diye bir kayıt yoktu. Yani bir rakam yoktu ortada. Ama tamamıyla Yunanistan'ın ne diyorsa onu desteklemesiyle o anlama geliyordu sonuç olarak. Evet. Ve o zaman Akar da biz bunu kabul etmeyiz demişti. Bunun arkasından Çavuşoğlu Amerika'ya gitti. Senato'da bu karardan NDAA dediğimiz ulusal savunma tasarısı, yasa tasarısının içinden bu satırlar silindi. O sırada Akar'da İngiltere'ye gitti, Londra'ya gitti ve biz gene seninle bir yayın yaptık. O yayında ben sana dedim ki Türkiye'ye, Londra'ya F-16'yı biz alsak da almasak da Eurofighter almaya niyetliyiz dedi. Biz en son bu konuda bunu konuşmuştuk. Sonra bir ekleme yapalım. Bir kaynağım bana dedi ki aslında biz bu arada MMU'nun motoru içinde bir görüşme yaptık. Asıl konu buydu. Asıl yani kafalardaki tekrardan şey... parantez açarak seni böleceğim. Hep izleyicilerimize net bunları anlatmamız lazım. İzleyiciler sonra... genelde biliyorum sana biraz kızıyorlar. Niye bölüyorsun diye. Oysa ben gayet mutluyum. Daha iyi açıklamamızı sen sağlamış oluyorsun. Konuşma bölücüyüm ben. Konuşma bölücü, tamam. Biz tabii Eurofighter derken işin asıl kısmının milli muharip uçak için bir motor ihtiyacımız var. Bu arada da şunu söyleyelim. Geçen hafta TUSAŞ'ta gördük uçağı gözümüzde. İlk uçak 2023 sonunda temel bir uçak olacak. 2025'te General Electric'in yine temel uçakta olduğu gibi ama 4.5. nesil General Electric'in F110 motorları bizim F-16'larda da var. Bunlarla uçacak. Türkiye'nin hedefi bu F110 motorlu uçaklardan 40 adet 2 filo yapabilmek. Sonrasında işte 2030 sonrasında 5. nesle gidecek. Çünkü F110 motorla 5. nesil yakalayamıyorsunuz. Yani Su-57 gibi oluyorsunuz. Bu izi bırakmamak için havada yeni nesil stealth özelliklere sahip motor ihtiyacınız var. Bunun için de teknolojiyi İngiltere'den almak istiyoruz. İşte en önemli konu hani alabilir miyiz diye diyelim, almak istiyoruz ama İngiltere'de verecek mi bakalım. Asıl Türkiye Eurofighter'dan önce bunu bir şekilde gündeme getirip bunun görüşmelerini gerçekleşiyor. Şimdi ben Amerikan Büyükelçisi'nin yaklaşımlarına değinmek istiyorum. Ben de haberimde aynı şekilde söyledim ama galiba muhtemelen senin sorun tahminimce bu. Amerika Türkiye'nin karşısında F-16 kararını onaylarım ama sen de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayla diyor mu Amerika? Demiyormuş gibi yapıyor. Bu çok güzel oldu. Büyükelçi yok ya öyle bir şey yok diyor ama sen de demiyormuş gibi yapıyor diyorsun. Ben şimdi bir diplomasi toplantısından çıkınca böyle oldu biraz. Şöyle diyor ki biz Biden yönetimi hatta Anthony Blinken dün de bahsetti diyor. Bizim için böyle bir bağlantı yoktur. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Türkiye'nin F-16 tedarik etmesi ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti alması arasında yönetim açısından bir bağlantı yoktur diyor. Ama ve lakin bu kararı alacak olan kongre üyeleri ki bunlar da aynı yönetimin üyeleri, aynı yönetimin, aynı partinin insanları, bunlar için çok fazla var diyor. Şimdi biz söylemiyoruz ama karara onay verecek olanlar için böyle bir bağlantı kafalarda var diyor. O yüzden dedim söylemiyormuş gibi yapıyor, değilmiş gibi yapıyor diye söylememin nedeni bu. Şimdi tabii Büyükelçi malum bu Türkiye'ye F-16 satışını engellemek isteyen kişilerin başında da Menendez geliyor. Artık bizim kamuoyu Menendez'i gayet çok yakından tanıyor. Kendisi Yunan yaklaşımına, Yunan lobisinin tabiri caizse herhalde hamiliğini üstlenmiş durumda. Büyükelçi de demiş ki bugünkü toplantıda kendisi zamanında Bob Menendez'de çalışmış. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu söyleyeyim. Bu sözler Büyükelçi'den okuyorum şu an ifadelerini. Şunu söyleyeyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu kongrede de böyle. Yani bir böyle laf buraya doğru gidiyor anladığım kadarıyla. İşte, hani ben demedim, elim dedi, ben yapmadım, kedim yaptı. Hani sonuçta diyor ki F-16'yı alacaksınız. Ben demiyorum ama bizimkiler, bizim arkadaşlar, bizim kongre üyeleri diyor ki F-16 almak istiyorsan bu işe izin vermeliyiz. Buradaki bakış bence bu. Bakış bu. Peki sence Amerika satacak mı F-16'ları Türkiye'ye? Bence satacak. Bayağı bir durdun ama bak bu cevabı. Durdum. Çünkü şimdi İsveç ve Finlandiya ile olan sürecin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmeyi O şu anda benim tahminlerimin ötesinde bir şey. Ben Kristal şimdi... Küren bugün Ankara'da çalışmıyor. Tamam. Küre çekmiyor. Hayır, kapıları biz zorlaya o kapıyı da açarız diye düşünüyorum. Burada hep bazı konularda temel tercihler gündeme geliyor. Sen F-16'yı Türkiye'ye satmazsan Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı bir işlem yapmış olacaksın. Amerika açısından konuşuyorum. Niçin? Türkiye Rusya ile çok yakın ilişkiler götürüyor olsa bile aynı zamanda NATO'nun da çok önemli bir noktasındaki çok önemli bir müttefiği ve buranın çok zayıflamasını da istemezsin. Bu birincisi, stratejik bir açıklama. İkinci bir açıklama. Eğer Türkiye İngiltere'den Eurofighter alacaksa, bir para bir yere gidecekse, o para niçin Amerika'ya gitmiyor da İngiltere'ye gidiyor diye oradakilerin soracağı ikinci soru. Üçüncü soru. Madem ki Türkiye NATO'nun içinde ve madem ki biz kalmasından yarar görüyoruz, şimdi artık hepimiz biliyoruz, bu özellikle millileşme konularını da çok yakından tanır olduk hepimiz. Yurt dışından bir uçak aldığın zaman, böyle bir sistem aldığın zaman yurt dışına belli bir bağımlılık da taahhüt etmiş oluyorsun. Biz Türkiye ile bağları bir kez daha kopartacağız mı? Koparacak mıyız? Yani F-35 ile koparmıştık. Bir de F-16 ile koparırsak bundan sonrasında ne olur? Ben hep sorduğum bir soru var. Amerika'da çok konuşulan şeyler, işte Türkiye acaba NATO'nun içinde olmasa olur mu olmaz mı? Türkiye'nin NATO içinde olmamasının sonucu, getirdiği yük Amerika için nedir? İçerideyken çok rahatsın ya da uğraşıyorsun diye canın sıkılıyor diye dert ediyorsun. Türkiye'nin karşında olmasının sonucunu hiç düşündün mü diye sormak gerekiyor. Bütün bunların üçünü bir araya getirdiğimiz zaman şu anda bir de gördüğüm kadarıyla İsveç'te biraz böyle psikolojik açıdan hiç hazırlıklı olmadıkları bir reddediş var. Reddedilişle karşılaşma var. Ve bu yüzden öfkeler, işte okuyorsunuzdur. Psikoloji hocası öğrencisine sen Türkiye'ye girmiyorsa ben de seni derse almıyorum demiş. Yok bir firma köfteleri artık vermeyeceğiz demiş. Böyle ergen tavırlarıyla bazı tepkiler var. Bu orada ne kadar çok korku yaşandığını ama hem de kendi yapmaları gereken ödevleri yapmayıp hep yükü Türkiye'ye baskıyla kabul ettirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Aslında sorduğun sorunun cevabını verirken Türkiye, İsveç'in, Finlandiya'yı konuşmuyoruz artık, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı değil. Türkiye, İsveç'in ödevlerini yerine getirmeden baskı yapıp NATO'ya girmesine karşı. Türkiye'nin burada F-16'yı ben 2 yıl daha bekletirim, sen daha 2 yıl Rusya'yı bekleyebilir misin kozuyla, yaklaşımıyla yaklaşacağını ve İsveç'in işte onu da vermem, bunu da yapmam, 3 tanesini verdim, 5 tanesini vermem, şunu da yapmayayım yaklaşımından bir yerden sonra artık vazgeçeceğini ve o yüzden hani biraz evvel sordun ya, bir durdun, aklımdan bunlar da geçti. Ondan sonra tamam, Türkiye'nin dediklerini yapalım ve NATO'ya girelim. O zaman Türkiye de F-16'yı alsın aşamasına gelineceğine aşama aşama düşündüm. Şimdi tabii ben bununla ilgili aklıma gelen bir başka önemli konu da yine Milli Muharip'te. Acaba, çünkü Amerika 20 milyar dolarlık bir paket çıkardı. Tamam, bizim 40 yeni F-16 var, blok etmiş, 79 adet uçağın modernizasyonu, 900 adet hava füzesi, 800 adet hassas mühimmat var. Herhalde bir 10 küsür milyar dolar tutar diye tahmin ediyorum. Yunanların da 20+20, 40 F-35'i, onlara 5. nesil, bize 4,5. nesil. İkisinin toplamı 20 milyar değil mi? Bizim milli muharipler için alınması planlanan 80 adet motor bu şeyin içinde yok diye anladım ben. Sen ne anladın? Şimdi şöyle bir durum var. Ben de aynı şekilde anlıyorum. Bunu nereden çıkartıyoruz? 80 adet motorun Tİ'de GE lisansıyla üretilmesine ilişkin talep anladığımız kadarıyla Aralık ayının sonunda, Ocak ayının başında Amerika'ya ulaşmış durumda. Oysa Türkiye'nin 40 adet motor, 40 adet uçak ve 79 adet uçak modernizasyon kiti talebi, tarihleri yanlış söylüyor olmayayım ama Ekim 2021'de. 1,5 yıl önce yaklaşık. Aralık değil galiba, o Ekim ayı gibi Amerika resmi açıkladı Temmuz'da. Arkasından Türkiye... Çok önemli değil. Yani karıştırmayalım o izleyicilerin aklını. Tabii 1,5 yıllık bir talep daha yeni geliyor kongreye. Yeni getiriyorlar. Ve ama evet, yani ikisini aynı zamanda konuşuyor olmamız akıl karıştırmasın. Bu paketin içinde zaten talep içinde, yani 40 adet uçak dediğiniz zaman, 79 adet modernizasyon kiti dediğiniz zaman zaten 40 adet uçağın içinde uyduruyorum 4 tane de ek yedek motor vardır. 4'tür, 5'tir, değişir şeyine göre. Ama toplam 40'tır, 45'tir. Motor talebi zaten o paketin içinde, talep paketinin içinde zaten vardır. Ama yani, milli muharibin değil. Şimdi karışmasın o. Evet. F-16'nın. Evet. F-16 için 40 uçak, 79 modernizasyon kiti talebinin içinde mutlaka, bilmiyorum ama mutlaka 40 tane, 45 tane motor talebi zaten vardır. O hani şeydeki sessiz sinemada vardır ya, o cepte. Onun dışında bir şeyi konuşuyoruz. Bu MMU için 80 tane. Niçin 80 tane? Çünkü 40 uçak yapacaksam, en azından yedeksiz veya bir süre yedeksiz konuşacaksan, var olanları yedek kullanacaksan, 80 taneden çift motor 40 tane uçak ediyor. Tamamdır. Şimdi matematik bunu diyor. Matematik bunu diyor. Bunun içinde değil. Bunların içinde herhalde yine Amerika-Türkiye ilişkileri nereye doğru gideceğiz? Biz daha çok video çekeriz bu konuyla ilgili. F-16 meselesinden görünen yorumunu artık izleyicilerimiz yapsın. İkinci aşamaya geliyorum ben. İşte malum kamuoyunun vay Rafale uçaklarını Yunanistan aldı. Biz de Eurofighter'a yazılıyoruz. Tranche 1 2025'te İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri emekli edecek. İlk versiyonlarını Eurofighter satmak için yer arıyorlar. Türkiye olabilir mi bu? Eurofighter mı alıyoruz? Galiba biraz biz gelin güvey oluyoruz bir hikayeyle ama bu iş aslında bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin çok da ön planda, gündeminde değilmiş gibi anlıyorum ben bu yaklaşımlardan. Yani Bakan Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanı'nın İngiltere'ye, yani herhalde son bir yıl içerisinde bu 3 veya 4. karşılıklı ziyaret diye tahmin ediyorum. Biraz bir Saha Expo'nun etkinliğine gelmişti Kasım ayında. Geriye doğru sayalım. Evet. Yeni Kasım ayında Saha Expo, Ekim gibi yayını yaptığımız zaman Londra. Akar'ın Londra ziyareti, evet. Londra vardı. Ondan öncesinde de Şubat'ta Mart gibi bir kere daha. 6 ay öncesinde Akar'ın bir tane daha sayacaktık. Evet. Aynen. Hatta Queen Elizabeth 2 uçak gemisinin incelemeleri falan oldu orada. Bayağı böyle bir de gemi mi alıyoruz falan gibi. Peki hı-hı, dün de çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Biz tabii Eurofighter var. SAR. C-130J nakliye uçakları ki bunların yaşları 15-20 arasında, çok genç. İngiltere ilginç bir kararlar alıyor. Bir adımlar atıyorlar ama çok çözmüş değilim ben durumu. Başka bir planları var İngilizlerin. Bunları ikinci el lütfen. Söyleyeyim. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi aslında konuyu getireceğin yeri getir. Ben nereye getireceğini tahmin ederim. Onun için de söyleyeyim sana. Biz Eurofighter C-130J beklerken gemi çıktı. Bravo. İşte gemi nereden çıktı? Bu hikaye nedir? Biraz onu anlatmanı istiyorum. Şimdi dün İstanbul merkezli bir yayın organı bunu şey yaptı. İsmini yazdı. De söyleyelim. Marine Deal. Söyleyeceğim. Evet. Marine Deal News. Çok da saygın, çok da başarılı bir yayın organı bunu yaptı, yazdı. Ve tabii bizim için önemli bir kaynak da olduğu için bütün her tarafta herkes ne oluyor diye bir anda ciddiye alınan bir yer, ciddiye alınan bir şeyler söylüyor. Alınmayacak gibi de değil. Ben kendi kaynaklarıma da sordum. Bugün Turdef'te de yazdım. İnceleme yapıyoruz dediler. İnceliyoruz ama satın alacağız, karar verdik demek için fazlasıyla erken dediler. Sadece bakıyoruz dediler. Şimdi bir bakma bütün kuvvetlerin her zaman her yerde yapacağı bir şey. Bu alarma geçilecek bir şey değildir. Yani bütün ülkeler, bütün donanmalar karşı tarafların başka gidebilecekleri, ziyaret edebilecekleri her yerde giderler. Onda ne var? Ben bunu nasıl yapıyorum? Çünkü bir kendini geliştirme, bir update, güncelleme işidir bu. Sende ne imkan var? Bende şu sorun vardı, bu bunu çözer mi? Hep bir sorma vardır bu ama hayatın doğal akışında var. Yani oraya gitti, demek ki bu alınacak diye bakmak benim kafamda biraz fazla erken alarma geçiyor. Parantez açayım. Bizim hem hava kuvvetlerinin hem silahlı kuvvetlerinin tarihinde bu tür yaklaşımlar çok fazla olabiliyor. Hemen örnek vereyim. Zamanında Mısır ikinci el F4'e satışı için Türk ekibi gitti, inceledi. Olumsuz rapor çıkardı veya tamam güzel bir teklif veya A10 alımı zamanında gündemdeydi. Dediğiniz gibi kara sistemleri, hava sistemleri, deniz sistemleri gidip inceleniyor. Peki bu geminin özelliği nedir? Neden İngiltere bunları erken emekli ediyor? Onu soracağım sana. Bir de Türkiye bu gemiyi alsa kullanabilir mi? Biraz Tip 23'ü konuşalım. Tamam. Şimdi bir açık kaynak araştırması yaparak burada bazı edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Birincisi, şimdi şöyle, 13 tane Tip 23 var ellerinde. Sonra bunların hepsini modernize etmek istiyorlar. 2 tanesini artık bunlar çok sorunlu, yapmayalım diyorlar. 11'e indiriyorlar. Bunları modernize edip devam edelim derken akıllarında bir parçada bu Queen Elizabeth ve Wales, diğer ikinci Prince Wales, uçak gemilerine de yanlarına da koyacağız. Buralarda da değerlendireceğiz diye bakıyorlar. Fakat pandemi sırasında çok insan kayıpları oluyor, güç kayıpları oluyor. Pek çok yerde personel azlığı da yaşamaya başlıyorlar. Ve biraz anladığım kadarıyla da daha otomasyonla kuvvetlendirilmiş, daha az personelle, daha az bakım, daha uzun süre çalışacak, daha az insanla çalışacak sistemler arayışına geçiyorlar. Biraz evvel sorduğun C-130J'nin arkasında da ben bir şey bilerek söylemiyorum. Bu mantık olmuş olabilir. Çünkü İngiliz'in biraz bunu ne kadar bir mantık yapıyorsak, bunu her tarafa mümkün olduğunca bir örnek uygulayalım diye çalışır. O yüzden hava kuvvetlerine de sirayet etmiş olabilir böyle bir mantık diye söylemek istiyorum. Şimdi Tip 23'ler özellikle denizaltı savunma harbinde iyi gemiler. Biraz döneminin ilk örnekleri var. Örneğin etrafta bir denizaltı olduğundan endişe ettikleri dönemde elektrikli, şimdi buna da motor denmez. Dizel makinalardır gemilerde. Elektrikli makina mı demek gerekiyor bilemiyorum. Elektrikli makinalar diye ben şimdi söyleyeyim. Elektrik sistemleri kullanıyorlar. Sessiz çalışsın. Çevrede denizaltı varsa gürültü seviyesi düşük olsun, yakalanma ihtimali az olsun diye. Böyle bir takım bizde olmayan, bizim donanmamızda olmayan özelliklere de sahip bir gemi Tip 23. Üstünde bizim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, aşina olmadığımız, bakımını bilmediğimiz, silahlarını bilmediğimiz, elektronik harbini bilmediğimiz sistemlere de sahip. Şimdi bir tarafta avantajları var. Daha bizim kullanmadığımız denizaltı savunma harbi için başarılı sistemler. Diğer tarafta biz bunun bakımını nasıl yapacağız? Lojistiğini nasıl yapacağız? Eğitimini ne zaman vereceğiz? Bunları nasıl idame edeceğiz? Bilmediğimiz sorular var. Ben istiyorum. İki tarafı da pis diyorsun. Değneğin çok dikkatli tutmak gerekiyor. Çok doğru bir zamanda kestin sözümü. Türkiye'de Deniz Kuvvetlerimizin biraz Amerikan sistemi var. Biraz Alman sistemi var. Alman. Daha önceden alınan bir İngiliz sistemi ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Çok böyle hafif fırkateyn tarzı şapola mı deniyordu? Bir şeyler var. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesine denk geliyor olması lazım. Kaynaklara şimdi söyleyeceğini bilmeden yapmadım. Ama söyleyebilirim, bir saniye izin verirsen şöyle. İkinci Dünya Savaşı öncesi diyorsun, 1930'lar. Modified Black Swan diye geçen 1200 tonluk hafif eskort fırkateynler var. Şalapa diye geçen. Yani 1930'lardan söz ediyorsun. Artık günümüz donanmasına sirayet eden herhangi bir şey yok. Yok. O yüzden de Türk deniz sistemi için yeni bir gemi, yeni bir sistem gerektiriyor. Bunları da alırken bakım, onarım, sisteme alışma gibi şeyleri düşünülebilir. Şimdi tabii son dönemlerde en önemli konulardan biri gidip hazır bir uçağı, helikopteri alabiliyoruz ama gemi konusunda Türkiye son yıllarda çok önemli adımlar attı. Milgem'le başlayan ve bu gemilerin Türkiye'de yapılması ve de daha da önemlisi içine de Türk sistemleri, Türk mühimmatı, Türk komuta kontrol sistemleri yerleştirilmesi gibi bir adımlar atılırken hani bu gemilerin de gelmesi, gündeme gelmesi soru işareti. Ama çok güzel bir şey söyledim başta. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bakıyor, inceliyor. Bu alacağımız anlamına geliyor mu? Gelmiyor tabii ki. Burada tabii şeyler de var. Yani daha yeni 3 istif sınıfı fırkateynin özel bir tersane grubunda inşa edilmesi kararı var uygulanacak olan. Ada sınıfı korvetler zaten denizaltı savunma harbi için inşa edilmiş gemiler. Zaten elimizde sistemlerimiz var. Birincisi, bunlar aynen dediğin gibi bize ait sistemler. Yani bir çipin bozuldu, ne kadar bekleyeceksin? Soru işareti. Ve aslında Milgem'in arkasında bu hani düzeltilebilir bir bilgi olacağını zannediyorum. Çünkü o dönemde savunmayla ilgili değildim. Okuduğum kaynaklardan söylüyorum. Oliver Hazard Perry sınıfı Amerikan gemilerinin bize Gabya sınıfı olarak hibe edilenlerin alımından sonra Deniz Kuvvetleri hibe edilen gemi bedava gelmiş. Bakımında yaşadığı Amerika'ya bağımlılık anlamında, beklemesi yaşadığı sıkıntılar anlamında biraz da Milgem'in kaynaklandığı şeylerden birinin o olduğunu anlıyorum ben okuduğum kaynaklardan. Çünkü biz Amerika'dan gelecek bedava gemiyle daha çok para veriyoruz, daha çok zaman harcıyoruz, daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz kendi gemimizi kendimiz yaparız denmiş ve Milgemler ortaya çıkmış. Şimdi bunun ortasında böyle bir şeyi konuşuyoruz. Biraz Yunanistan'la Ege sınırlarında, Ege sularında Yunanistan'la bir şeyler mi bekleniyor, korkuluyor, endişe ediliyor, böyle bir şeye ihtiyacımız var diye düşünülebilir. Bir başka şey, bu gemilerden bizim neyi öğrenmemiz gerekiyor? Belki de ona bakıyoruz. Mesela elektrikli tahrik sistemi, biraz evvel söylediğim gibi. Onun gelişmiş modelleri. Bunlar, belki de bunlara biraz da bakıyoruz. Ona bakıyoruz deyip bunlara bakıyor da olabiliriz. Biraz bizim için aldık, bu iş bitti demek için sanki biraz erken. Yani gözüken o ki bu su daha çok, bu pilav daha çok su kaldırır, daha biz çok konuşmaya devam ederiz. Anladığım kadarıyla biz ne kadar konuşuyorsak bizim herhalde 10 katı Yunanlı meslektaşlarımız konuşacaklar. Biliyorsunuz çok uyanıklar, Türkçe altyazı yazdırıyorlar. Türkiye için ayrı video çekiyorlar, Yunanistan için ayrı video. Vallahi YouTube'dan iyi parayı buluyor bunlar. Biz de mi yapsak bilmiyorum yani. Vallahi aslında Yunanca altyazılı bir şeyler yapsak fena olmaz. Bayağı bir izleyeceklerine eminim. Yunanlar bizi duman ediyor falan böyle. Onlara biraz şey yaparız, tabiri caizse mehteri veririz. Biz de YouTube'dan yolumuzu buluruz diyelim ama bize yakışır mı, yapabilir miyiz çok emin değilim Özgür. Çok orada bir kötü duraksadım. Yapamayacağımıza eminim. Yapamayacağımıza eminiz. Peki. Özgür çok teşekkürler. Bugün ayağının tozuyla toplantıdan çıktın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin basınla sohbetinden hem off record kaynaklarına ulaştın. Bizlere bilgileri ilettin. Bakalım ne olacak? Bizler de merakla bekleyeceğiz. Bir şey ekleyeceksin herhalde. Evet, bir off record dediğin orada aklımda bir şey var. Onu eklemek istiyorum. Evet. Şimdi Yunanistan'da demin söyledin, ikisi de arka arkaya geldi. Kongreye gönderilen bilgilendirme formunda hem Yunanistan için F-35 hem Türkiye için F-16 alımı aynı zamanda gönderilmiş durumda. Ben orada o sırada bir imkanım oldu, bir kaynağımla konuşma imkanım oldu. Beraber gidiyor. Bu bir pazarlık unsuru mu? Sen F-16 alırsan ona da F-35 satalım o zaman. Hani 20 milyar doları hep beraber tek seferde çıkartalım anlayışı mıdır bu? Ve Yunan'a engel olma veya Türkiye engel olma, ötekisi de bak aynı paketin içinde, hani vardır ya bizdeki torba kanun dediğimiz gibi bir şey midir diye bir anlamaya çalıştım sistemi. Aldığım bilgi şu şekilde: hayır, ikisi aynı zamanda verilmiş olabilir ama ikisinin prosesi, süreci birbirinden ayrı yürür şeklindeydi. Onu da bir belirteyim. Ama benim tahminim bunu birlikte vermek bile biraz herhalde kongre üyelerine bir mesaj diye tahmin ediyorum. Ya öyle ya böyle ya ikisi birden ya da başka bir şey gibi, bana öyle geliyor. Bilmiyorum, çok Amerikan iş dinamiklerini de açıkçası bilmiyorum. Özgür, çok çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Uzun süredir yayın yapamıyorduk. Hadi şeytanın ayağını kırdık. Devamı da gündem yoğun gelir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Sana kolay gelsin. Arkadaşlar, Özgür İngilizce yayın yapan TÜRDEF'in genel yayın yönetmeni. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayimize dönük aslında dünyaya açılan TÜRDEF pencere. Merak ediyorsanız tavsiye ederim. Güzel özel haberler yapıyor Özgür. Ellerine sağlık diyoruz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. tolgaozbek.com, savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz orada. Beğendiyseniz bu videoyu tabii ki beğen tuşuna basın. Sorularınızı yazın. Yorum olarak elimizden geldiğince bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Haberleşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler Tolga.